çok özlemişim sahaf kokusunu. Ya. Ben de galiba bu kokuyu çok özleyeceğim. Aa bak, bir hukuk öğrencisinin mutlaka okuması gereken bir kitap. Şimdi etkiledin beni bak. Benim hediyem. Teşekkür ederim. İstediğiniz kitaplar hazır hanımefendi. Hanımefendi dedi bana. Teşekkürler beyefendi. Deniz Demir geldi efendim. Şey ben sizden bir şey rica edecektim. Tabii. Artık buzları eritelim. Değil mi Deniz? Ben B bloktaki boş odaya C bloktaki Sevda Açar'ın alınmasını rica edecektim. Neden? Ne planlıyorsun yine? Bir şey planlamıyorum. Kızlarımı kendim seçerim diyorsun. Hayır. Tamam. Deniz. Sağ ol. Altından ne çıkacak çok merak ediyorum. Sağ ol. Hasretimi de yaktı mı? Ya neler geldi başımıza böyle, aklım hafızalam almıyor ha. Sevda hadi geç odana. Peki. Ben özür dilemek istedim. Sana zarar vermek istemezdim, yanlışlıkla oldu. Önemli değil kardeşim, senin yüzünden değil zaten. Benim hastalığım başka, suçlama kendini. Hadi oyalanma hadi. Meltem Hanım, neden getirdin bunu Bora? Zerrin Hanım'ın emri. C bloktan buraya geçti. Allah Allah. Ben tanıyorum. Merak etme. Çekilmezsem ne yaparsın? Ağlar mısın? Ağlamam. Bak ağlamayacakmış. Gözleri doldu, ağlayacak. Ağlamayacağım artık. Anladınız mı? Ağlamayacağım. Böyle pat diye geldik, acaba sorun çıkar mıydı? Yok canım, sorun çıksın. Ben olmadı konuşurum müdürle. Tamam. Hadi. Hadi. Merhaba çocuklar. Merhaba. Nasılsınız? Size çok güzel hediyeler getirdik. Tamam mı? Şimdi kim okuma yazma biliyor bakayım? Şimdi...
Bu okuma yazma, şimdi bu kitapları okuma yazma bilen arkadaşlar, okuma yazma bilmeyenlere okuyacak. Merhaba. Bak bakayım bana. Herkese kitap ver, herkese. Bak bana. Bir daha hiç eğme boynunu, olur mu? Tamam. Bak kitap getirdim sana. Bu arada en son okuduğumuz kitap ne bakayım, hatırlıyor musunuz adını? Evet. Al abiciğim senden. Hatırlıyorum. Çok güzel melek gibi bir abla yolladı bunu sana. Jale abla. Çok öpüyormuş seni. Teşekkürler. Aç bakalım. Sen de mi aldın abi? Başka? Sen hangi kitabı? Ne varmış? Kutup ayıları. Kim almadı kitap? Bak çok güzel bir dünya var burada. Bak balıklar. Al bakalım. Sen istiyor musun? Bak kim almadı kitap? Ben. Kim almadı kitap? Al bakalım. Sen istiyor musun? Hoş geldin. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Az bir şey zaten. Jale'nin odasıydı burası. Jale çok huzurlu bir kadındı. Umarım sen de huzurlu olursun burada. Evet, öyleydi. Bizim bloğa kitap getirirdi. Bir iki tane bana da önermişti. Allah rahmet eylesin. Amin. Beni buraya aldırdığın için sağ ol. Önemi yok. Senin peşinde kim var? Anlaştığımız gibi. İlk haplarımı aldım. Biri sana, biri bana. Başka soru yok. Peki. Kimsin sen? Zerrin ben. Telefonla konuşmuştuk. O zaman hoş geldin. Hadi içeri girelim. Ben de tam yemek yiyordum. Gel misin? Hayır. Biz işimize bakalım. Okey. Acelem var diyorsun. Bana uyar. Telefonda bahsettiğimiz görüntüler nerede? Burada. Görüntüleri büyütebildiğin kadar büyüteceksin. Tamam, bakarız. Yalnız böyle iki dakikada bitecek bir iş değil. Biraz otur istersen. Çek senin olmaya geldim. Döndür başımı.
Bu hapseti şimdi. Daha künefe münefe dediler ama. Yok artık. Ustam bize iki tane daha atar mısın? Aslan ne yapıyorsun? Yavaş ol ya. Yavaş filan olamam. Sinan hocam hayat çok kısa. Eyvallah. Sağ ol. Çok kalabalık ya. Biraz korkutucu değil mi? Vallahi kalabalık da sessizlik de benim için aynı derecede korkunç yani. Yaşamayı unutmuşum. Bana bak. Şimdi birlikteyiz. Buradayız. Kalabalığı da sessizliği de boş veriyoruz. Yürü. Ne yapıyorsun? Çekilin. Hayat kısa. Çekilin. Korku tünelime gel gitler. Saplıyorum bıçağı ta derinden. Bırakmayacağım yakanı. Bu öpücükler acımı dindirmezken şemsiyemin altında bir hayalsin sen. Yalvartana kadar kanırtacağım. Bitmedi mi daha? Bitmek üzere. Görüntülerde tarih ve saat atlıyor. Yani görüntülerde eksik var. Farkındasın değil mi bunun? Evet biliyorum. Tamam okey. O zaman görüntüleri basıyorum. Fazla bir şey belli olmuyor bunlarda. Söyledim. En fazla bu kadar oluyor. Yapacak bir şeyim yok. Görüntüler çok düşük çözünürlükle kaydedilmiş. Eğer biraz daha büyütürsek komple çamur gibi olur. Hiç kimse hiçbir şey anlayamaz bunlardan. Okey? Yoruldun mu? Yoruldum. Ama uzun zamandır bu kadar güzel yorulmamıştım. Vallahi ben de öyle. Kanat selam. Şey bu gece sende kalabilir miyim ya? Hadi ya. Tamam. Tamam önemli değil tamam. Hallederim ben sağ ol. Sana bir. Kimin kimsen yok mu senin bakayım buralarda yatıyorsun? Gel bak bizim sıcacık evimiz var. Sana sıcak bir yatak veririz. Koyun koyuna yatarız. Kaçma! Azra, ya bak ne diyeceğim, benim ev şurası hemen. Yani ikimiz de biraz yorulduk.
Diyorum ki bir kahve içsek evde biraz kendimize gelsek ha. İyi, sadece bir kahve. Tamam canım, bir kahve. O kadar. Hadi gel. Evet, buyurun. Buyurun. Vay, vay, vay. Bu ne be? Ya inanmıyorum, bütün İstanbul'u görüyorsun. Oha! Galata Kulesi. Galata Kulesi'ni görüyorsun, inanamıyorum ya. Çok güzel manzaran var. Ama şimdi daha güzel oldu. Sinan niye? Anlamadım, ne niye? Niye ben? Yani... görüldüğü üzere güzel bir hayatın var. Ne bileyim, güzel adamsın. İyi bir eğitimden geçmişsin. Şeytan tüyü var, o çok belli. Yani istediğin her insanla birlikte olabilirsin. Bir de ben hapisteyim, onu unutmuyorsun değil mi? Yani? Yani bütün bunları geride bırakıp benim için böyle cezaevine gelmeler, drama dersleri falan. Bir dakika, bir dakika. Ben sadece senin için gelmiyorum oraya. Herkes için geliyorum. Arkadaşların için de geliyorum. Doğru. Ama öbür meseleye gelecek olursak, yani neden sen? Ya bilmiyorum, ben de bunu hep düşünüyorum, biliyor musun? Ya bir kere tanıdığım hiç kimseye benzemiyorsun. Çok komiksin. Ne bileyim, içinde bulunduğun o ortama rağmen çok güçlüsün. Ben o kadar sıkıldım ki etrafımdaki o çıkarcı ilişkilerden. Ben ilk gördüğüm andan beri mesela seni hep daha çok tanımak istiyorum, biliyor musun? İşte bugün daha çok tanımışsındır. Evet. Ve ne gördüm biliyor musun? Kendini kafasının içine hapsetmiş bir kadın gördüm. Öyle mi? Öyle. Çünkü bak, sabahtan beri hep aynı şeyi yapıyorsun. Yani ben senin vaktinden çalmıyorum değil mi? Seni meşgul etmiyorum değil mi? İşte ben neden buradayım? Yani neden burada olmayasın? Neden burada olmayı hak etmiyorsun mesela? Niye böyle düşünüyorsun? Ben öyle bir şey demedim ki. Ben sadece çok güzel bir hayatın var dedim. Göründüğü üzere yani. İşte her şey göründüğü gibi değil Azra. Yani her şey göründüğü gibi değil. Doğru söylüyorsun. Her şey göründüğü gibi değil. Çok özür dilerim Sinan'a. Her şeyin göründüğü gibi olmayan hayatında kafa açtım sana. Dert oldum. Daha fazla vaktini almayayım. Kahveyi başka zaman yaparız, olur mu? Bir dakika, sen ciddi misin ya Azra? Nereye gidiyorsun? Azra! Nereye gidiyorsun sen? Çok özür dilerim Sinancığım ama... bir gün çıkmışım hapishaneden, onda da senin hakaretlerini dinleyemeyeceğim. Ben sana hakaret falan etmiyorum. Nereden çıkarıyorsun bunu? Yalancı mı diyorsun şimdi bana? Hapishanede böyle mi ilerliyor işler? Ha? Her sözden nem kapmalar, olay çıkartmalar falan. Ne diyorsun sen be? Bak, neden buradasın biliyor musun? Çok mu merak ediyorsun? Çünkü ben senin burada olmanı istiyorum da o yüzden. Benim vaktim falan çaldığında yok. Çünkü ben senin yanında olmak istiyorum. Eğer bunlara inanmıyorsan, bunu sorguluyorsan, güvenmiyorsan... sen bilirsin Azra. Aynen öyle. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. O kafanda yarattığın hapishanene geri dön. Geldiniz. Merhaba. Buyurun. Deniz için temizle mi gideceksiniz? Gittik bile Zecra Hanım. Gittik. Ben bugün Hasret Şengül için buradayım.
Eğer evrakları imzalarsanız davasını üstlenmek için kendisiyle bir ön görüşme yapmak istiyorum. Öyle mi? Deniz kendini bıraktı, şimdi de arkadaşlarını mı kurtarmaya başladı? Verin evrakları. Günaydın. Günaydın. Ya Azra, inanamıyorum, neler yapmışsın böyle ya. Şuraya bak ya. Ben seni şuradaki kahvaltıcıya götürecektim bak. Çok biraz böyle bir şeyler hazırlamak istedim ya. Yalnız bak, ben hiç alışık değilim böyle şeylere. Ona göre. Senin nereden geliyor bu yemek merakı bakayım. Çok da bir merak değil aslına bakarsan. Ya ben hiç yemek pişmeyen bir evde büyüdüm. Sonrası yurt falan. Bir ara bir kendi evim oldu. Hatta böyle seninki gibi küçük bir buzdolabı almıştım. Tek gayem yani o buzdolabını doldurmaktı. Sadece bu yüzden para kazanabilirdim yani. Sadece buzdolabım da olsun, ben de yemek yapayım. Bayağı böyle 7-24 yemek yapabilirdim. O kadar seviyorum yani yemek yapmayı. Ama tabii çok müthiş bir yetenek değil bu. Çok komplike bir şey değil yani. Sadece neyin neyle gideceğini bilmek zorundasın, o kadar. Seni var ya, böyle bütün gün dinleyebilirim ha. Sen yine de elimde tava varken çok yaklaşma bence. Anladım. Ben o zaman ne yapayım, kahve yapayım ha? Sen bir kahve yap. Benim mutfağını karıştırmamdan rahatsız olmamışsındır. Sen deli misin? Mantarı yıkıyorlar mesela, o çok saçma bir şey yani. Aklında bulunsun, mantar silinir böyle. Öyle mi? Hı-hı. Yıkamayacak mıyız mantarı? Asla. Hasret merhaba. Erhan Duman. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Şimdi Hasret, dosyanı okudum ve seninle açık konuşacağım. Eğer aksini ispatlayamazsak şu anki durumda en az 7 yıl yersin. 7 yıl mı? Erhan abi, ben bir 7 yıl daha burada kalırsam yaşayamam. Bak vallahi öldürürüm kendimi. Yemin billahi öldürürüm. Tamam dur, sakin ol. Ben bir de senden duymak istiyorum. Ne oldu? Nasıl oldu? Ne biliyorsan hepsini anlat bana. Bak, nasıl oldu ben bilmiyorum. Bak Erhan abi bak. Benim geçmişte vukuatlarım var ama ben hayatım boyunca yemin billah hiç uyuşturucu işine bulaşmadım ya. Bulaşmadım vallahi billahi. Bak bizim tayfa da yapmaz, bize ters söylüyor işler. Ters. Ama bilmiyorum, bir şekilde odamda buldular Erhan abi. Geri mi koydu diyorsun? %1 milyon Erhan abi, %1 milyon. Peki şüphelendiğin birileri var mı? Efsane olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Azra. Ya şimdi sormayayım diyorum ama yani hazır dışarı çıkmışken belki görmek istediğin birileri vardır falan. Yok. Öyle mi? Babamı geçen sene kaybettim. Başın sağ olsun. Gerçi ben daha önce kaybetmiştim de. Neyse, girmeyeyim o mevzulara şimdi. Annemi de en son. Arkadaşlar yayın 15 dakika kaldı, hadi. Tamam. Azra bari bugün saçını bir fön çeksen. Ya saçmalama Tonay, şapka taktım, yürün efendim. Ne kadarınız var arkadaşlar, çekmeliyiz. 5 dakika. Acele edelim. Tamam. Dudak nemlendirisi burada değil mi? Efendim. Alo kızım. Annen ben.
Azra. Duyuyor musun beni? Orada mısın? Buradayım. Her gün seni aradım. Niye cevap vermedin? Cevabını bildiğin soruları sorma bence. Öyle deme kızım. Öyle deme. Seni izliyorum. Televizyonda. Çok iyi görünüyorsun. Meşhur oldu. Artık sırtı yere gelmez diyorlar. Öyle mi diyorlar? Anne, bana şundan alır mısın? Anneciğim bir dakika. Kardeşin. Hiç durmuyor. Azra, diyorum ki bir gün bana gelsen. Kardeşinle de tanışırsın. Kardeşim mi? Hı hı. Bir görsen, tıpkı sen. Yaşak babanlıklar yapıyor. Ha bir de burada bütün komşular senin hayranın. Gelse de bir görsek diyorlar. Benim kapatmam lazım. Sen beni izlemeye devam et. Hadi hadi hadi. En son öyle konuştuk. Anlıyorum canım. Şimdi sen madem gidiyorsun bari şu omletin tarifini bırak da ben kendi kendime yapayım şurada. Yok bırakamam. Allah Allah. Çok özel bir tarif çünkü bu. Allah Allah. Evet. O yüzden şimdi tadını çıkar. Ama. Ha. 5 ay sonra döndüğümde eğer biraz pratik yapmış bulursam seni belki birkaç tane reçete verebilirim. İyi tamam hadi öyle olsun bakalım. Öyle olsun ne demek ya? Öyle olacak yani. Ay gözün var mı? Yok gözlüğü var koruyor beni. Var böyle ayı gibi yiyorum ama. Yok sen her şey kışıyorsun boş. Öykü nasıl oldu? Daha iyi mi? İşte. Çiçek yine acık oyaladı da. Ben kendim üzülüyorum. Niye yapsın çocuk da? Ben kendim üzülüyorum bahçeye çıkamıyorum. Hasret. Ah şükür. Hasret nasılsın? Hasret. Canım. Çok teşekkür ederim. Canım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sen... Temize çıkacaksın. Sakın merak etme. Tamam. Bunu her kim yaptıysa da cezasını çekecek. Sağ ol. Canım. Çok sağ ol. Deniz abla. Az o yokken sen de beni bırakmadın ya. Ben de buna hiç unutmam. Biz birbirimizi asla bırakmayacağız. Tamam. Hele ki bundan sonra. Asla. Asla. Tamam. Çok sağ ol. İyisin değil mi? Tamam. Hadi bir çay yapalım mı sana? İçmiş olsun. Nasıl? Açma. Bir şey hazırlayayım mı sana? Ne istiyorsun? Çikolata. Lakik. Çiğdem hatırlı. Şartlı Talya. Bir tanışalım bakalım. Çiğdem Hanım. Özlem odama gelir misin? Anladınız beni değil mi? Hı hı. Ha? Kanal yapınca gidince her şeyin başına bu deniz karısını getirdiler. Biz de onun başına çökeceğiz ki bu işler nasıl yürüyormuş anlasın. Anlayacak. Sen hiç merak etme anne. Evlallah. Biz her şeye hazırız. Niye? Hadi gidelim. Buyurun müdürüm. Birkaç saat yine dışarı çıkıyorum Özlem. Burası sana emanet. Gözünü dört aç. Arkadaşlara da söyle dikkat etsinler. Emredersiniz. Başarabilecek misin bakalım? Olay çıkmadan cezaevini yönetebilecek misin? Elimden geleni yapacağım. Göreceğiz. Şu kravatımı düzeltim. Sen çabuk yap Kudret. Ama büyük olay çıkartma. Ha, tamam ben işimi bilirim. O deyince hemen gir. Ha. Kızı.
Azra gidince görevleri yerine sana mı bıraktı? Kudret, uğraşma bizimle. Ama öyle koş ağla öyle olmaz ki. Her şeye hazır olacaksın. Doğru söylüyorsun. Her an, her şeye hazır olacaksın. Ya kızı sen, yavaş, yavaş. Kurt olmaya mı başladın başımıza? Estağfurullah. Ne oluyor burada? Yok bir şey Meltem Hanımcığım. Burada kardeş kardeş çalışıyoruz. He? Hadi kızlar, iş başına. Hadi Hacer, naşlat da görelim topuklarını. İşinin başına bakayım. Haydi kızlar. Haydi. Haydi. Buyurun. Zerrin Şahin, tahliye olduğunuz cezaeviyle ilgili sizinle konuşacaklarım var. Ben şartlı tahliyedeyim ama bir terslik mi oldu? Laf uzatmayacağım. Müdür Nihal Ünal öldürüldüğünde oradaymışsın. Ne gördüysen anlatacaksın. Vakit geldi. Evet. Evet. Ben oradaydım. Ama bir şey görmedim Zerrin Hanım. Öyle mi? Gerçekten görmedim. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun tabii. Adam yaralamaktan girmişsin içeri Çiğdem. Sana öyle bir şey yaparım ki. Cinayete teşebbüsten tekrar içeri girersin. Şartlı tahliyeni yakarsın. Bir daha da o delikten çıkamazsın. Bakın, ben korkudan gizlenmiştim zaten. Bir şey görmedim. Çok karışıktı her şey. Hiçbir şeyi düzgün hatırlayamıyorum. Hafızan tazelenene kadar beklerim. Benim vaktim var. Konuşursam başıma bir şey gelmeyecek, değil mi? Tam tersine. Bir cinayeti ortaya çıkardığın için ödüllendirileceksin. Herkes koşuşturuyordu.
korkunç bir gündü. Nihal müdür koridordaydı. Ben de bir köşeye saklandım. Hiç tahmin etmezdim. Nihal müdür koridordaydı. O da köşeyi döndü. Elindeki bıçak bir anda Nihal müdüre saplandı. O da kaçtı. Kim? Artık birkaç ay sadece derslerde görüşeceğiz. Sonra? Sonra? İçeride kendine dikkat et, tamam? Tamam, sen de dışarıda. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne haber Kadir? Vay 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 vay. Azza, özledik seni ya. Allah kusura bakma, ben hiç özlemedim. Gel bakayım. Zerrin Hanım, Azza Kaya geldi. Azza Kaya geldi. Bana bak Hüseyin, İnce'ye yollayayım deme, bozulurum ha. Kızım ne ince araması ya? Yapar bir genel arama geçeriz işte. Gezdiğin tozduğun senin olsun. Ne yemiştim onu anlat bakayım. Vallahi senin çok acayip şeyler yedim ha. Lan sen yok musun? Taşıyabilecek miyim? Taşırım. Düşürme ha. Heves. Ya heves. Bir işin de ucundan tut. Allah çocuk gibi. Niye bana yine bana ya? Beni delirtecek ha. Ya ne var dedi be? Hasret. Ya bir tane çıkaracağım dedi ya. Almacası. Azra gelince önüne atarım seni ha. İyi be. Ne oldu Dudu, geldin mi? Ya canım geldi ya kızım. Hasret. Ayağına bastım ya. Hoş geldin. Ne haber? Bir şeyler olmuş belli. Bizimden de hiçbir şey kaçmasın değil mi? Kırmızı yanaklar güzel olmuş, yakışmış ama. Ne yapıyorsun Yonca? İyi. Evet. Azu. Var ya, sen yokken çok fena şeyler oldu. Hasret, ne oldu? Ya kadını gelir gelmez kafasını şişirme. Hadi yürü, çay dolduracağız, hadi. Ama Deniz abla var ya, her şeyin üstesinden geldi ha. Beraber. Helal olsun sana ya. Bir de kutular bastı bizi. Üf. Ve bir posta koydu onlara. Arkalarına üf. Baka baka tırıs tırıs gittiler ha. Üf, üf, üf. Hı? Deniz, Zeyn Hanım seni çağırıyor. Ne oldu? Tamam. Sevgili Umut Radyo dinleyicileri, şimdi bizden bedenen uzakta ama ruhu hala bizimle olan Jale için bizim biricik dostumuz, kardeşimiz, ablamız, arkadaşımız Jale için bir pasaj okuyacağım. Hep bizimlesin Jale. Hala birlikte oturuyor. Zamanın geçmesini bekliyoruz. Doğa için güneş neyse, insan için dostluk odur. Dostluk o kadar hoş, kadar namusludur ki bizzat filozoflar onu en büyük nimetlerin arasına koymuşlardır. Hmm.
Deniz Demir geldi efendim. Hoş geldin Deniz. Beni çağırmışsın. Otursana Deniz. Sana anlatacaklarımız var. Siz kimsiniz? Sürpriz tanık. Nihal müdürü öldürmekle suçlanıp yoktan yere burada kaldığın için kızını kaybettin. Cinayeti işleyen suçunu itiraf etseydi şimdi hiçbir şey böyle olmayacaktı. Değil mi? Ne oluyor? Çiğdem. Görgü tanığı. Vicdanı el vermemiş. İtiraf etmek istemiş. Neyi? Nihal müdürü. Nihal müdürü. Azra öldürdü.